Merhabalar, iyi pazarlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, ülkemiz doğal afetlerle uğraşıyor, maalesef doğal afetlerle uğraşıyoruz. Yangın felaketleri o kadar üzdü ki bizi, o yetmedi. Hemen arkasından şimdi bir Batı Karadeniz'de bir sel felaketi biliyorsunuz yaşandı. Çok ciddi bir can kaybı var, ulaşılamayan insanlar var. Yani 100'ün üzerine çıkma ihtimali var şu anda can kaybının. Çok üzgünüm. Yani hepimize, bütün milletimize gerçekten çok geçmiş olsun. Sabırlar diliyorum hayatını kaybeden yakınlarına, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar, tabii doğal afet denince bu, hani doğal afet her yerde yaşanır. İşte geçtiğimiz günlerde Almanya'da da bir sel felaketi yaşandı biliyorsunuz. Yas ilan edildi orada da. Ama konu tam olarak o değil. Tabii ki doğal afetler yaşanacak ama dönüp baktığımız zaman bu Karadeniz'de yaşadığımız ilk değil. Çünkü Karadeniz coğrafi yapısı itibariyle çok fazla yağış alan bir yer. Dolayısıyla sel felaketleri oluyor. Daha önce de defalarca yaşandı. Hani öyle söyleyeyim size. Tarihe baktığınız zaman hep bu tarz şeyler var. Ama konu şu ki, dere yatağına yapılan evler konusu. Bu ruhsatları kimler veriyor? Neden bu dere yataklarına ev yapılıyor? Neden dere yatakları dediğimiz yerler yani ıslah oldu deniyor ama hani ıslah olmuyor aslına bakarsanız. Ben şuna inanıyorum kendi adıma. Çünkü bu sadece Batı Karadeniz'de değil, İstanbul'un göbeğinde de bu tarz şeyler çok yaşadık. Mesela bundan yıllar önce Basın Ekspres hatırlayanlar vardır belki aranızda. Basın Ekspres gerçekten böyle bildiğiniz bir göl oldu. Yani büyük bir deniz oldu. Yani büyük bir dere taştı. Dere taşmasından daha büyük bir şey. Yani büyük bir afet yaşandı o bölgede. Ben şuna inanıyorum. Eğer bir yerde bir dere yatağı varsa, ne kadar ıslah edilirse edilsin. Çünkü ıslah edildi deniyor. Islah edilmesi de kolay bir şey değil. Bir şekilde doğa aşırı yağmur bıraktığında, aşırı yağış olduğunda bir şekilde o, yani su geliyor, aynı yatağı bir şekilde doluyor ve hani orada yine aynı afetler yaşanmaya devam ediyor. Bu nedenle aslında bir şekilde o dere yataklarının olduğu, eskiden göl olan yerlere bir şekilde imar verilmemesi ya da oralarda ev yapılamıyor olması gerekiyor. Aslına bakarsanız bunu herkes biliyor, bunu hepimiz biliyoruz ama bunu yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki bu konuda çok üzgünüm. Yani yıllardır bu konuları da takip eden biri olarak tarih sürekli tekerrür ediyor maalesef. Şimdi biraz tabii şeyden bahsedeceğim, konumuz ev, konut, bunlardan bahsedeceğim size. Hafta içerisinde konut satış rakamları açıklandı. Bir takım tabii videolarım, yayınlarım var bu konuda, sürekli gündeme getiriyorum biliyorsunuz, hani böyle bu konuda çok ciddi böyle analizlerim ve çalışmalarım var geçmişe yönelik de baktığınız zaman. Yıllardır bu konuda habercilik, gazetecilik de yapıyorum hala. Şimdi bir değerlendirme yapmak istiyorum. Özellikle konut fiyatlarıyla alakalı biraz buna değinmek istiyorum. Çünkü bir takım soru işaretleri var. İşte ben birkaç bir şey söyledim. Onun üzerine siz böyle demiştiniz de böyle oldu falan diyen var. İsterseniz şuradan başlayalım. Şimdi bu sene 7 aylık dönem, yani Ocak'la Temmuz arası 7 aylık döneme baktığımız zaman 660 bin adet konut satılmış görünüyor arkadaşlar. Bu geçen seneye göre biraz daha düşük. Yani ne kadar? %22.7 oranında daha düşük görünüyor. Fakat geçen sene işte biliyorsunuz kredi genişlemesi vardı, düşük faiz vardı. Onun etkisi de var ama bu hızla gittiğimizi düşünelim. Aynı hızla devam ettiğini düşünürsek eğer, yıl sonu konut satışı muhtemelen değil öyle, yine 1 milyon üzerinde, 1 milyon 200 civarında bir rakama tekamül edecek. Bu rakam geçen sene 1,5 milyondu. Yani böyle gidersek, ama ekstra bir faizlerde bir düşüş olur ise, çünkü faiz düşüşü çok önemli, faizler düştüğü zaman otomatikman satışlarda bir artış oluyor, talepte çok büyük bir artış oluyor. Bu sene başına itibaren de faizlerin yüksek olduğunu düşünürsek eğer, ipotekli konut satışlarının sürekli gerilerden geldiğini görüyoruz ve satışlarda çok büyük bir etkisinin olmadığını görüyoruz. İşte geçen sene çok büyük bir etki olduğu için 2020 yılında 1,5 milyon konut satılmıştı. Bizim o rakama bu sene ulaşmamız mümkün görünmüyor. Mümkün olabilmesi için tekrardan yeni bir
kampanya olması, yeniden bir faiz düşüşünün oluyor olması gerekiyor. Olur mu olmaz mı onu zaman gösterecek. Şu anda otomobillerle alakalı işte bir takım ÖTV'den kaynaklı bir takım indirimler geldi. Ama bu konut için gelir mi gelmez mi ona bakacağız. İsterseniz hemen cevaplayalım devam etmeden önce. Şimdi arkadaşlar, konutta bir kampanya olabilmesi için elinizde gerçekten iyi bir stok olması lazım. Gerçekten üretim yapılıyor olması lazım. Ama dönüp bakıyoruz, bizim elimizde şu anda öyle bir kampanyaya denk gelecek bir üretim, bir arz yok zaten. Olmadığı için ben açıkçası sadece konuta özel bir kampanya olacağını kendi adıma düşünmüyorum. Ama yıl sonuna doğru işte bazen geçmiş senelere de baktığımız zaman mesela tabu harçlarında indirimler oluyor. Örneğin işte %2'den %1,5'a geliyor. Yani bir takım teşvikler veriliyor bu konuda. Bu tarz teşvikler yıl sonuna doğru gelebilir. Satışları bu artırıcı rol oynayabilir. Ya da faizler genel anlamda bir düşüş görürse, ki şu anda böyle bir sinyal var. Böyle bir faize düşüşe gidilirse eğer, genel anlamda şu anda %19 olan politika faizi diyelim ki 15'e düştü, 17'lere düştü. Oradan da mutlaka ipotekli konut satışlarını canlandıracaktır. Yani bir takım talebi arttıracaktır orada. Öyle söylemek daha doğru olur. Peki bu bizim işimize ne kadar yarar? Evet, şu anda krediyle alım bekleyen büyük bir kesim var, onu biliyorum. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor ki inanın, böyle bir durumda ilk fırsatta zaten arzın yetersiz olduğu bir dönemden geçiyoruz konutta. Bu konut fiyatları direkt olarak %30 anında üzerine koyar arkadaşlar. Bunu bilin. Yani buradan faiz düşecek ama diğer taraftan konut fiyatlarında çok ciddi bir artış olacak. Şimdi normalde zaten baktığınız zaman 2020 yılını değerlendirdiğimiz zaman ortalamada %30 civarında Merkez Bankası kayıtlarına göre konut fiyatlarında bir artış var. Bu tabii yerine göre değişiyor. Hani bazen işte ben bahsediyorum, örneğin diyorum ki geçtiğimiz yayınlarda şöyle bir şey söylemiştim. Bu %30 Türkiye geneli ama pandemiden dolayı mesela Ege ve Akdeniz'e geliyorsunuz, bazı bölgelerde, örneğin diyelim ki Bodrum'da bir bakıyorsunuz fiyatlara, öyle yani %30 falan değil, %100 bile değil, yani 3 katı, bildiğiniz 3 katı fiyatlarda artış olmuş. Hatta 4 katı, 5 katı artan fiyat artışı yaşayan projeler var. Yani çünkü talep oraya gitti. Dolayısıyla çok büyük bir talebin bir anda hurra oraya gitmesi, yeteri kadar arzın olmaması ve fiyatlar bir anda ne yaptı? Fırladı, 3'e 5'e katladı. Türkiye'nin çok çok ortalamasının çok üzerinde. İşte ben bir düzeltme gelirse buralarda bir düzeltme geleceğini düşünüyorum. Bir indirim değil bu, bir düzeltme olacak. Düzeltme de şöyle olur. Tek bir nedenden dolayı düzeltme olur. Pandemi biter. Pandeminin bitmesiyle talep oradan başka yerlere kayar. O talep başka bir yerlere kaydığı zaman ne yapar? Oradaki fiyat artışı hızını keser arkadaşlar. Talep düşer, fiyat artışı hızını keser. Bu kadar hızlı yükselmez, daha işte minimumlarda yükselir veya yatayda bir seyir izler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Bu kadar zor mu? Bakın, fiyatı oluşturan şey arz ve taleptir. Fiyat ne olursa olsun, yani fiyat dediğiniz şey piyasada arz ve talep doğrultusunda oluşur. Evet, işte maliyetler, onlar bunlar bilmem ne, bütün bunlar tabii ki etkiliyor ama neticede talep varsa eğer, arz da yetersiz geliyorsa, bu arzın talebin kesiştiği noktada bu iktisadın birinci kuralıdır. Fiyat böyle oluşur. Bunun başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Talep oradan düşerse ne olur? Fiyatlarda bir düzeltme olur. Talebin bir anda İstanbul'a geldiğini düşünün. İstanbul'da fiyatlar o zaman 3 katı 5 katı burada artacak anlamına geliyor. Yani biz bunu son 20 yıl içerisinde defalarca bu senaryoyu, bu filmi izledik. 99 depreminden sonra insanlar şehirleri terk ettiler. İstanbul'un göbeğindeki en lüks yerlerde, yani en ne diyeyim size, en pahalı semtlerde fiyatlar diplere vurdu. Yani böyle para böyle bedavaya alan adam yoktu fiyatlar dibe geliyorken. Bir anda depremden sonra insanlar gittiler kırsal yerlere, daha şehir çeperlerine, daha müstakil evlere gittiler. Orada fiyatlar fırladı, orada talep oluştu. Orada ne oldu? Aldı başını yürüdü gitti fiyatlar. Çünkü talep oradaydı. Sonra arkadaşlar tekrardan sistem değişti. İnsanlar tekrar şehir içlerine geldiler. Burada fiyatlar yükselmeye başladı.
Bu sefer orada fiyatlar ne oldu? Senelerce aynı yerinde saydı ve hatta düştü. Yani ciddi bir düzeltme gördü. Yani bu böyle olur, yani bu iş böyle yürür. Yok hiçbir şey olmaz öyle. Hayır efendim, olur. Talebe bağlı olarak olur. Bakın mesela yangınları ele alalım. Yangınlar, birçok insan gitti, ne yaptı? Ormanlar, işte ne bileyim, dağlık kesimlerde, daha yeşilin olduğu yerlerde ev aldılar, ev yaptılar, oturdular. Ama şu anda oradan da mesela bir korkuyla tekrardan bir geri dönüş şehirlere olduğunu düşünürsek, talep orada düşerse ne olur? Fiyatlar olduğu yerde sayar, hatta düşer. Bu kadar basit bunun matematiği. Bunu anlamak bu kadar zor mu arkadaşlar? Söylemeye çalıştığım şey bu. Ne olur anlamaya çalışın beni. Şimdi devam edelim. Konut fiyatları nereye gider? Genel anlamda baktığımız zaman nereye gider? Şimdi elimizde çok ciddi bir enflasyon var. Enflasyon şu an Türkiye'de işte %19. Ama bizim yaşadığımız enflasyon aslında çok daha fazla, ona bakarsanız. Yani çünkü bir üretici maliyet endeksi var elimizde. O da gelmiş %45'lere. Bu bir. Bunu bir kenara bırakalım. Diğer taraftan gelelim inşaat maliyetlerine. İnşaat maliyetlerine baktığımız zaman burada çok ciddi bir fiyat artışı görüyoruz. İşin içerisine hem malzemeyi, hem işçiliği, hizmeti, her şeyi koyduğunuz zaman %50, hatta %50'nin üzerinde şu anda bir inşaat maliyeti var elimizde. Bu bir. Arsa maliyetleri yükseldi. Bu iki. Tüm bunlar ne yapıyor? Konutta fiyatları bir kere belli bir seviyenin altına gelmesini zaten engelliyor. Yani eskiye gelmesi imkansız. Çünkü karşımızda bir enflasyon ve bu enflasyondan dolayı fırlamış bir maliyet var. Hatta enflasyonun üzerinde fırlamış, tüfenin üzerinde fırlamış bir inşaat maliyetiyle karşı karşıyayız. Diğer ikinci bir neden arz arkadaşlar. Arz yetersiz. Yani yeteri kadar bugün işte bir 2012 ile 2017 arasında üretilen konuta bakın. Herkesin böyle yeter artık dediği, yeter bu kadar beton dediği döneme bakın, deli gibi üretim yapılıyordu. O dönemde bu dönem bir değil. Yani yapılıyor ama yeterli. Bizim ihtiyacımız olan senelik 700 bin, 800 bin konut yapılmıyor. Geçen sene, son 2 yıl hatta hiç yapılmadı. 2018-2019 çok kötü geçti bu anlamda. Bu sene birazcık üretim var ama yetmiyor arkadaşlar. Neden yetmiyor? Çünkü gelelim neden yetmediğine gelelim. Bir kere arzın yetersizliğini önce şuradan başlayalım. Neden arz yetersiz? Neden yeteri kadar üretim yapılmıyor? Çünkü arkadaşlar, müteahhitlerin eskisi gibi iştahı yok. Müteahhitler de, inşaat firmaları da yeteri kadar üretim yapamıyorlar. Çünkü iştahları yok. Neden iştahları yok? İnsanlar, şimdi müteahhitlerin ya da inşaat firmaları nasıl proje yapıyorlardı hatırlayacaksınız. Kendileri finanse ediyorlardı. Topraktan satış diye bir şey vardı. İnsanlar topraktan girip belli bir para veriyorlardı, alıyorlardı. Ve dolayısıyla da birçok inşaat firması aslında hiç cebinde para olmadan ya da minimum bir sermaye ile inşaat yapıyordu. Şu an böyle bir durum var mı? Yok. İnsanlar bitmiş ev almaya çalışıyor. Hiç kimse topraktan bir yere girmek istemiyor. Dolayısıyla da böyle bir durum olunca inşaat firmalarının ceplerinde eğer paraları yoksa maalesef bu projeleri finanse edemiyorlar ki birçoğunun şu anda bankalara birçok işte şeyleri var. Yani borçları, harçları var. Geçtiğimiz son birkaç yıl içerisinde kötü geçen sezondan dolayı hareket kabiliyetleri çok kısıtlandı gibi gibi bir sürü durumlar var. Birçok neden var. Şu anda hani aklıma geliyor ama tık 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 saysay bu yayın bitmez. Öyle söyleyeyim. Arsa maliyeti, arsa bulmak da artık çok zorlaştı gibi gibi. Yani işte arz, neden inşaat yapılamıyor? İşte pandemi de tabii ki buna çok etki oldu. Herkes evinde oturdu. İnşaatlar yeterince inşaatta yapılamadı. Yeterince üretimde yapılamadı gibi gibi. Bula bula bir sürü şey sayabilirim size. Arz yok, eksik ve inşaat maliyetleri yüksek, ancak talep var mı? Talep canlı. Her ne kadar ekonomi kötü olsa da, işsizlik yüksek olsa da neticede düzenli olarak yeni konuta ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Yani güçlü bir şey var, talep var, bunun sebebi var. Bu talep nereden kaynaklanıyor? Göçler arkadaşlar, göçler bir. Göçmenler, şu anda Türkiye'de milyonlarca göçmen var. Bunların yeni konuta ihtiyacı oluyor. Yabancılar, nereden baksanız her ay 4-5 bin adet konut alıyorlar. En önemli nüfus artıyor. Nüfus artıyor. Yeni nüfus artışı var. Ve aileler iyice çekirdek çekirdek. Çekirdekten çekirdeğe geçtik. Yani bir çekirdek aile vardı ama
daha da küçük, artık bireysel hayatlar ön plana çıkmaya başladı. Yani 18 yaşını geçen, biraz ekonomik gücünü eline alanın ilk yaptığı şey kendine ev tutmak ya da ev almak oluyor. Yani insanlar bireysel anlamda da tek başınalığa doğru, yalnızlığa doğru da gidiyoruz. Herkesin neticede başını sokacağı bir eve ihtiyacı oluyor. Çadırda yaşamayacağımıza göre bu anlamda da bir ihtiyaç var arkadaşlar. Dolayısıyla tüm bunları böyle yan yana koyduğumuz zaman şu anda hani yani senelik 800 binin altında bence yani yeni konut yapılıyor olması lazım. Minimum 700-800 bin adet her sene yeni konut üretiliyor olması gerekiyor maalesef. Şu anda biz bunu şey yapamıyoruz yani çok buralarda değiliz. Bana göre 800 ve 800 ile 1 milyon arası konutun yapılıyor olması lazım. Mesela TOKİ vardı. TOKİ her sene 100 bin konut projesi vardı. En azından dar gelirli, orta gelirliler buralardan yazılıyorlardı, ev almaya çalışıyorlardı. Pandemiden dolayı TOKİ yani toplu konut idaresi devlet eliyle yapılan konut projelerinde de çok büyük aksaklıklar oldu. Oralarda da şu anda bu kampanyalar yapılamadı pandemiyle beraber. Dolayısıyla da hani oradaki eksiklik de var. O da arz tarafında bayağı bir şey yaptı. Yani sıkıntı yarattı. Şimdi durum böyle olunca arz da yetersiz olunca şimdi fiyatlar genel anlamda düşer demek biraz şey hani hayal aslına bakarsın. Sadece belli yerlerde dediğim gibi pandeminin bitmesiyle beraber yani talep yön değiştirdiğinde belli düzeltmeler görebiliriz arkadaşlar. Mesela şu soru çok iyi. Ev almalı mıyım? Ev almanın zamanı mı? Altınım var, dolarım var, bozayım mı, alayım mı? Bir kere eğer bir ihtiyacınız varsa oturacaksanız oturmak için arkadaşlar her zaman ev alınabilir. Her zaman ev alınır. Bunun bir zamanı yok. Çünkü bu bir ihtiyaç neticede ona bakarsınız. Bu nedenle her zaman alabilirsiniz. Ama orada doğru yapıyor olmanız lazım. Mesela diyelim ki elimde benim işte dolarım var, altınım var. Hepsini basıp ev mi alayım, kredi mi kullanayım gibi sorular geliyor. Mesela ben hani genelde ben olsam ne yaparım? Ben şöyle hareket ediyorum. Diyelim ki elimde bir ev alacak bir para var ise ve bu eğer altındaysa, dövizdeyse ben sadece bunun bir kısmını peşinat yaparım ya da peşinatın biraz üstüne veririm. Mesela %30'unu diyelim ki buradan veririm ya da %40'ını veririm. Bu size kalmış bir şey tamamen. Taksitleri ödeyebilir misiniz, ödeyemez misiniz? O tamamen size kalmış bir şey. O hesabı siz yapacaksınız. Üstünde gider kredi çekerim. O krediyi ödemek için de elimde biraz nakit tutarım. Çünkü bu aynı zamanda yani olur da ne olur ne olmaz kötü gün işte kredimi ödeyemem işimden olurum ondan sonra işte en azından dolarda dövizde neyse altındaki oradan da bir değer de yaratmak için cebimde bir nakit olsun diye riskimi bölerim öyle söyleyeyim size riskimi bölerim arkadaşlar ve zaman kazanırım bu anlamda hani bu tarz gelen soruları da bir anlamda cevap vermiş oldum arkadaşlar yani fiyatlar düşermiş şu aşamada peki düşmez ama yeni bir düşük kredide fiyatlar çok hızlı bir şekilde %30 anında üzerine koyarak artar dedim. Herhangi bir düşüş olmazsa faizlerde şu anda yine enflasyona paralel bir şekilde bir artış var. Senelik enflasyonu %20 olarak düşünürsek eğer ki şu anda %18.95 %20 olduğunu düşünelim. Bu da aylık nereden bakarsanız bakın enflasyon oranında bile artıyor olsa konut fiyatları demek senelik minimum %20 artış olacak anlamına geliyor. Bu da aylık 1,5-2'lere zaten tekabül ediyor arkadaşlar. Bu çok doğal. Yani enflasyon paralelinde artıyor. Fakat eğer yeteri kadar biz arz kısmını çözemezsek, üretim yapamazsak eğer enflasyonun üzerinde bir artış olacağı kesin. Öyle söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi talep var. Talebe yetişemezseniz eğer yeteri kadar arzınız elinizde yoksa yeteri kadar üretim yapamazsanız eğer aynen geçen sene olduğu gibi enflasyonun çok üzerinde bir artış görebiliriz. Evet devam edelim. Tabii ki şimdi bu kredilerden faydalanabilir miyiz? Bu krediler kullanılabilir mi? Noktasına baktığımız zaman bir de yatırımcı açısından şunu söyleyelim. Mesela ben bir ekstra ikinci, üçüncü ev almak istiyorum ya da ev almak istiyorum. Bu noktada size söyleyeceğim de sadece doğru fiyatlardan bir yer bulmaya çalışın.
Şimdi bunun hesabını nasıl yapacağız? Kira çarpanına göre yapacaksınız. Fakat kira çarpanı da açıkçası çok artık işlemiyor. Yani hep böyle 20 yıl falan diyorduk. 20, 22 yıl, 23 yıl diyorduk ama şu anda kira çarpanları 25 yıla çıkmış durumda. Yani 25 yıl ortalamada 25 yıl kendini amorti eden yerlere geldi. 20'lerden 25'lere geldi. Çok böyle artık kira çarpanıyla açıkçası hareket ediyor durumunda değiliz şu anda. Yani geçen sene bunu ilk söyleyen ben olmuştum. Geçen sene hatta Ekim, Kasım yani böyle sonbahar yine bu zamanlardaydı. Bakın hani konutta bizi bekleyen en büyük tehlike diye yayınlar duruyor, isterseniz girin bakın. Bizi bekleyen en büyük tehlike yeteri kadar üretim yok. Yeteri kadar üretim yapılmazsa önümüzdeki senede artık bu anlamda çok büyük krizlere doğru gidiyoruz. Fiyat artışının önüne geçemeyiz demiştim. Açıkçası. Şimdi bu sene biraz hareket var ama yeterli değil. Daha fazla yapılıyor olması lazım. Eğer yapılmazsa fiyatlar enflasyonun üzerinde artmaya devam eder. Daha fazla üretim yapılmazsa. Şimdi şöyle bir şey var. Yani hani üretim yapmanın da aslında bir planı, bir programı, bir stratejisinin de olması gerekiyor. Şimdi şehir içerisinde artık aslında bakarsanız mesela çok fazla yer kalmadı. Belki kentsel dönüşümlerle yenilendiği zaman orada bir iki bir şey çıkıyor. Artı ekstradan. Ama yeni planlamalar lazım. Yeni şehir çeperlerinde yeni şehirler oluşturuyor olmamız lazım. Belli yerlere yüklenmemek gerekiyor. Örneğin işte İstanbul'a çok yüklenmememiz lazım. Ya da ne bileyim ben işte yani hep aynı yerlere yükleniyoruz. Yani bu göçü Türkiye'ye genel anlamda dağıtmak ve Türkiye'nin 80 küsür ilinin tamamını popüler hale getirmemiz ve yani oralara da artık insanların yerleşmesini sağlamamız, bir şekilde oralarda her yerde nüfusu arttırmamız gerekiyor. Bunun için de medeniyeti ve teknolojiyi ve üretimi ve insanların büyük şehirlerde ihtiyaç duyduğu her şeyi, sanatından tutun da ondan sonra eğitimine kadar, okuluna kadar, hastanesine kadar bütün illere taşıyor olmamız lazım ki insanları Türkiye'nin her yerine dağıtabilelim. Hep aynı noktalara artık yüklenmekten vazgeçiyor olmamız lazım. Bunu başarırsak eğer arkadaşlar, o zaman betondan veya yapılan yeni projelerden hiç kimseye böğ gelmez, nefret etmez. Çünkü bu bir ihtiyaç. Neticede bizim bunu yaparak devam ediyor olmamız lazım. İhtiyaç yani. Nüfusumuz artıyor gördüğünüz gibi. Bir şekilde artıyoruz. Göçlerle, göçmenlerle de olsa artıyoruz arkadaşlar. Ve bireysel anlamda da dediğim gibi tek kişi şeklinde artık insanlar bireysel yaşamaya döndüler. Yani tek kişi yaşamaya döndüler. Dikkat edilmesi gereken tek bir nokta, onu söylemek istiyorum. Dikkat edilmesi, kredi çekecekler için tek uyarım şu olabilir. Bu krediyi ödeyebilecek misiniz? Faizleri ve enflasyona baktığımız zaman aslında şu anda kredilerde, yani kredi konut kredilerinde faiz oranlarının aşırı yüksek olduğundan bahsedemeyiz. Ama ödeme gücü, yani alım gücümüz yeterli olmadığı için, işsizlikte büyük problem olduğu için, yani işsizsiniz, cebinize para girmiyor. Bu nedenle de bu kredileri maalesef ne yapıyorsunuz, size çok büyük geliyor, ödeyemiyorsunuz. Yani ödeyemiyorsunuz, yani aylık 1000 lira 2000 lira taksit ödeyeyim diyorsunuz ama yok böyle bir şey. Yani böyle bir kredi çıkmıyor. Bugün 100 bin lira kredi aldığınız zaman onun geri ödemesi 220 bin lirayı buluyor. Aylık taksitleri de bayağı bir yine yukarıda. 100 bin lirada hiçbir şey alamıyorsunuz. Yani yeni bir ev alayım deseniz en az 300-500 bin lirayı gözden çıkarıyor olmak lazım kredi çekerken. Bu nedenle ben hani faizler çok yüksek. Ben çok şu anda faizler aslında enflasyon, yaşadığımız enflasyona baktığımız zaman, maliyetlere baktığımız zaman kredi faizlerinin çok yüksek olmadığını ama yüksek olduğunu, niye göre yüksek olduğunu, işsizliğe göre ve çıkan taksitleri ödeyebilme gücüne göre bizi aştığını söyleyebilirim. Konu zaten tam olarak bu. Şöyle bir soru sorayım. Faizler burada kalsın. Şu anda herkesin işi var. Herkes çalışıyor olsun. Herkesin düzenli bir maaşı, getirisi olsun. Yani gerçekten böyle güzel üretim olsun. İnsanların para kazandığı bir dönem olsun. İnanın bu faizler koymaz. Öyle söyleyeyim size. Çünkü biz bu dönemleri yaşadık. 2000'li yılların başına kadar yüksek enflasyonlu bir
bir zamanda yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamında para varken insanlar gayet güzel bir şekilde gidip kredide, gerçi o dönem konut kredisi diye bir şey yoktu ama yani neticede para kazanıldığı zaman bunlar çok da böyle etkili olmuyor. Arkadaşlar rahatça ödenebiliyor. Bizim konumuz cebimizdeki paranın artmıyor olmasından kaynaklanıyor. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka beğeni yapın, bildirim zillerini açın arkadaşlar. Ve abone olmadıysanız lütfen abone olun. Çok iyi bakın kendinize. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.